Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim ümmeti Muhammed'i dirilsin. Amin. Ümmeti Muhammed'i kuvvetlendirsin. Ümmet-i Muhammed'i önce İsrail'e karşı, sonra bütün kâfirlere karşı bir ve beraber eyleyip onları yenenlerden o eylesin. Amin. Malum birkaç haftadır sohbet edemedik. İnşallah bu akşam hem de dünya gündemine bir ışık saçsın, bir ders olsun diye iki tane ayet-i kerime var. İnşallah bu akşamki dersimiz Ali İmran 118 ile Maide 51. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِضَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ali İmran ayet 118. Ey iman edenler, kendi din kardeşlerinizden başkasını dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size ellerinden gelen kötülüğü yapmaktan geri durmaz. Her zaman sıkıntıya düşmenizi isterler. Baksanız da size olan şiddetli öfkeleri ağızlarından taşıyor. Kalplerinde gizledikleri kin ve düşmanlık ise daha korkunçtur. Eğer aklınızı kullanıp gereğince davranırsanız, size ayetlerimizi kesin bir şekilde açıklamış bulunuyoruz. Maide 51. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse,
şüphesiz ki onlardan olur. Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Malum bugün gündemimizi iyice 15-20 günden beri işgal eden bir Gazze meselesi var, Filistin meselesi var. Aslında dile getirilmeyen, bu kadar gündeme taşınmayan basın ve yayının bu konuda gizliden ambargo koyduğu, bir de malum Çin'deki, Türkistan'daki kardeşler var. Ve yine gündeme gelmeyen uzak doğuda veyahut da yakın planda zalimlerin, kafirlerin zulmü altında Müslümanlar var. Son Osmanlı yıkıldığından itibaren Müslümanların siyasi, askeri, ekonomik, sosyal sahibi yok. Böyle olunca ne yazık ki Müslümanlar Şamaroğlu'na benzetildi. Aslında Müslümanlar tek vücut halinde ilk zulme karşı gelmiş olsalardı, Müslümanlar bu kadar zayıf alt edilmezdi. Ama ne yazık ki bu Hristiyanları ve Yahudileri kendine dost edinen Müslümanların başında gerçekte Yahudi veya Sebateist veyahut da kafir ama görüntüsü Müslüman olan çok yönetici olunca ve Müslümanlar da yaşamış oldukları gayri İslami hayatı kendilerine ölçü edindiklerinden ve gayri İslami hayatı satın aldıklarından dolayı Müslümanlar bu konuda ne yazık ki ritmik olarak bir cevap veremediler. Vermeye kalkanlar da ne yazık ki veriyormuş gibi gösterilip değişik yabancı oyunların veya gizli servislerin oyuncağı haline geldi. Böyle olunca artık Müslümanlar iyice başsız, iyice kuvvetsiz hale geldi. Ve Müslümanlar ne yazık ki artık herhangi bir şeye tepki gösterecek, herhangi bir şeye karşı gelecek pozisyonlarını kaybettiler. Çünkü artık Müslümanlar kendi içlerinde siyasetçileri, kendi içlerindeki askeri, siyasi, ekonomik yöneticileri veyahut da bu pozisyonda olan kimseler gizliden birer Yahudi dostu, gizliden birer Hristiyan dostu, gizliden ya da onlardan olan kimseler oldu. Ve ne yazık ki İslam dünyası bu insanları kendi içlerinden temizleyemedi. Temizlemeye kalkarsa da farklı şekilde bastırıldı, farklı şekilde onların kanı döküldü, farklı şekilde onlar zulme uğradılar. Böyle olunca artık İslam dünyası belli bir baskıdan sonra kafasını kaldıramaz oldu. Buna bütün devletler, bütün Osmanlı'dan kalan bütün devletleri bu kategorinin içerisinde nitelendiriyorum. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Müslümanlar birbirlerinin dostudur derken ne yazık ki Müslümanlar birbirlerinin dostu olamadı. Ve bu birbirlerinin dostu olma noktasında çaba sarf edemedi. Birbirlerimizin içine fitne koydular. Yani örnekliyorum bunu sahih bir şekilde yalnız bu örnek. Mesela değil yani. Örneğin işte içimizde İngilizlerin kurduğu tarikatlar oldu. İçimizde İngilizlerin müdahale ettiği cemaatler oldu. İçimizde İngilizlerin kurmuş olduğu dernekler oldu. Bu derneklerle, bu tarikatlarla içimizde bunlar fitne çıkardılar. İçimizde normalde cemaat, tarikat adı altında
parti adı altında, siyaset adı altında İngilizlerin veya Fransızların veya İtalyanların veya Almanların duruma göre, konuma göre, güç ve kuvvetlerine göre içimizde cirit attılar. Bunların kurguladıkları dergahlar, şeyhler, alimler, bunların kurguladıkları siyasetçiler ümmeti Muhammed'i ne yazık ki böldü, parçaladı. Ve ümmet-i Muhammed Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir ve beraber olamadı. İçine fitne koydular, mal fitnesi, kadın fitnesi, içine makam fitnesi koydular ve bunlarla ümmet-i Muhammed'i paramparça ettiler. Ve ümmet-i Muhammed kendince aktap kabul etti, doğru kabul etti, iyi kabul etti. Kimselerin peşine takıldığında baktılar ki işin sonuna doğru o kimseler ne yazık ki ruhlarını değil bedenlerini dahi Hristiyanlara ve Yahudilere peşkeş çekmişler. Kendilerini onlara satmışlar. Ve ne yazık ki arkalarındaki cemaati de bu konuda istismar etmişler. Arkalarındaki topluluğu da istismar etmişler. Ve ne yazık ki onlara peşkeş çekmişler. Şimdi bu yüzyıla gelindiğinde ve bu olaylara bakıldığında artık Müslümanlar herhangi bir şeye güvenle bakmıyorlar. Başlarındaki şeyhlere, başlarındaki alimlere, başlarındaki parti yöneticilerine, siyasi atmosfere artık güvenle bakabilen az. Zaten istenen buydu. İnsanlar şeyhlere, ondan sonra alimlere, siyasi organizasyonlara mesafeli yaklaşsın, onlara inanmasın, onların peşinden gitmesin. Amaç buydu. Böylece Hristiyan ve Yahudilerin kurgulamış olduğu İslam dünyasındaki oyun, İslam dünyasındaki oyun ne yazık ki gerçekleşti. Bu bizim içimize oturdu. Artık şimdi şeyhler, tarikatlar, cemaatler hepsi de bir sanki dünyayı paylaşırmışçasına birbirlerine düştüler, birbirlerine ne yazık ki acımasızca davrandılar. Kur'an ve sünneti önde tutmadılar. Sapkınlıklarını öne çıkardılar. Sapkın insanlardan cemaatler, tarikatlar kuruldu. Sapkın insanları da dizginleyecek, sapkın insanları durduracak kendi içerisindeki bir İslami hukuk olmayınca ortalık bu sapkın insanlara kaldı. Ve sonra gavur 100 yıl sonra şu anda istediği gibi kan dökmekte. Müslümanlar bu sınavı daha öncesinden kaybettiler. Nerede kaybettiler? Afganistan'da kaybettiler. Nerede kaybettiler? Bosna'da kaybettiler. Nerede kaybettiler? Sonra bunlardan ders almamış gibi Irak'ta kaybettiler. Sonra Suriye'de kaybettiler. Sonra Libya'da kaybettiler, Lübnan'da kaybettiler, Orta Doğu'da kaybettiler. Müslümanlar her cenahta kaybettiler. Sustular çünkü. Bakın sustular. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi, Mısır'a geldi, Suudi Arabistan'a geldi, Suriye'ye geldi. Şimdi sıra Suriye'de. Herkes şimdi nereye bakıyor? Filistin'e bakıyor, öyle değil mi? Filistin'e bakıyor. Sıra Suriye'de. Sıra Şam'da. Şam bölgesinde. Daha önce Irak yerle bir edilirken herkes İran'ı bekliyordu. Ben diyordum ki Suriye sonraki sıra. İran değil. İran çünkü Sünni Müslümanların liderliği olabilecek bir yer değil. İran bu kocaman bu deccalist sistemin payandası. O korku değneği. Deccalist sistem asla ona saldırmaz. İran'a saldırmaz. Neden? İran'la çünkü Suudi Arabistan'ı korkutuyor. İran'la Katar'ı korkutuyor. İran'la Birleşik Arap Cumhuriyetleri'ni, o küçük şehir devletlerini korkutuyor. İran'la bütün oradaki Orta Doğu'yu korkutuyor. İran'a dokunmayacak. İran'a dokunacaklar diye beklemeyin. Şimdi herkes Filistin'i konuşuyor. Doğru mu? Doğru. Bakın
Hiç kimse hareket etmiyor. Konuşuyorlar sadece ve ümmeti Muhammed'i oyalıyorlar. Bütün Müslüman ülkelerinin başındaki liderler kendi tebaasını, kendi tabanını oyalamakla memur. Bunu İslam dünyası görmüyor. Görmek de istemiyor. Bizim Filistin'le alakalı o konuşmalarımız, yürüyüşlerimiz, gıyabi, cenaze namazlarımız boş. Boş, boş. Ben İslam'la tanıştığımdan beri gıyabi cenaze namazı kılıyor Müslümanlar. Ben İslam'la tanıştığımdan beri İsrail'e lanet okuyor Müslümanlar. Ben İslam'la tanıştığımdan beri Filistin meselesi var Müslümanların önünde. Gıyabi cenaze namazı kıl, toplantılar yap, yürüyüş yap, kahrolsun İsrail'de. Tamam ya, sen vazifeni yaptın, otur oturdun yere. 20 gün sonra bombalama bitti mi, İsrail meselesi, Filistin meselesi yeniden bitecek. Ve adam devamlı o zalim, o katil, o insanlıktan çıkmış, Allah'ın lanetlediği o kavim adım adım her şeyi yapıyor. Ve üzülüyorum uzun zamandan beri. Üzüntüm şu, yani herkes o boş konuşmanın içinde telin ediyor, lanet ediyor, ne bileyim ne yapıyor. Ama birisi demiyor, ben bir tugay hazırladım, ben bir tabur hazırladım, gönüllülerden oluşan, seninle savaşmaya geliyor, diyemiyor bunu. Mısır'da diyemiyor, Suudi Arabistan'da diyemiyor, öbür Arap ülkeleri de diyemiyor, Türkiye'de diyemiyor, hiç kimse diyemiyor, diyemez çünkü. Bakın diyemez. Yahudiler de, Hristiyanlar da aynı kavimdir bu manada. Yani düşünebiliyor musunuz? İngiltere Başbakanı ne? Hint asıllı değil mi? Kipa giyip gidiyor. Türktü değil mi? Bizim daha önce darbe yapan Genelkurmay Başkanımız. Değil mi? 12 Eylül'de darbe yaptı, öyle değil mi? Nereye gitti? Ağlama duvarına gitti. Sonraki yine darbe yapan yine bir Genelkurmay Başkan Yardımcımız nereye gitti? Ağlama duvarına gitti. Daha önce Cumhurbaşkanımız neydi? 33 dereceli masondu. Kendimizden örnek veriyorum. Bunları kimse dile getiremiyor. Sebep? Çünkü mahkeme var. Konuşamazsın. Ben Atatürk Şemsi Efendi Okulu'ndan mezun, Şemsi Efendi de Sebat Ateist'in teki dedim, Atatürk'e hakaretten yargılanıyorum. Konuşamazsın, konuşursan gider yargılanırsın. İşte Osmanlı'dan kalan bütün ülkelerin başındaki liderler Yahudi ve Hristiyanların dostu. Bununla alakalı böyle çok net. Ümmet-i Muhammed aldatılıyor. Ümmet-i Muhammed kandırılıyor. Çünkü Ümmet-i Muhammed'in başındaki ülke yöneticileri Hristiyanları ve Yahudileri kendine dost tutmuş. Onlarla dostlar. Libya bombalandı aniden. Niçin bombalandı Libya? Neydi suçu? Bir sabah Fransızlar bombaladı Libya'yı. Yerle bir ettiler. Neydi suçu? Birleşmiş Milletler kararı mı vardı? Hayır. Irak bombalandı bir günde. Birleşmiş Milletler kararı mı vardı? Hayır. Afganistan işgal edildi. Ardından tekrar Amerikalılar gitti bombaladı. Birleşmiş Milletler kararı mı vardı? Hayır. Suriye bombalandı. Yerle eksan edildi. Birleşmiş Milletler kararı mı vardı? Hayır. İsrail Birleşmiş Milletler kararına mı uyuyor? Hayır.
kaç günler sonra dün ilk defa Cumhurbaşkanı sert bir konuşma yaptı. Kaç günden beri MHP sert bir konuşma yaptı Devlet Bahçeli. Kaç günden beri Dışişleri Bakanı yeni sert bir konuşma yaptı. Arkası gelmeyecek. Arkası gelsin, ben geleyim burada özür dileyeyim. Arkası gelsin, ben geleyim özür dileyeyim burada sizden. Ben bilememişim diyeyim. Desinler ki bir Tugay asker gönderiyoruz. Ben diyeyim ki özür dileyim, yanlış söylemişim. Özür dileyeyim ben. Ha, Allah'ın hesabı ayrı bir şey. Oraya girmek istemiyorum şimdi. Ama bu meselelerde genel dünya bu. Biz Amerikan Dışişleri Bakanı olarak biliyoruz. Bizimkiler iyi cesaretli gene açıkladılar. Adam demiş ki ben bir Yahudi olarak geldim. ABD Dışişleri Bakanı olarak değil dedi. Açıktan söylüyorlar bunu. İngiliz Başbakanı kipa takıp gidiyor. Açıktan söylüyorlar bunu. Bakın o hani hadis-i şerifte diyor ya, bütün hani Yahudileri ifşa edilecek Yahudiler. Hani ağaçlar dile gelecek deniliyor ya, arkamda Yahudi var diye. Evet, ama Allah'ın o takdirinin önüne geçemiyorlar. Bütün Yahudiler meydana çıkıyor şimdi. Yahudi sevenler de meydana çıkıyor. Kafirleri kendisine dost tutanlar da meydana çıkıyor. Görüyor insanlık alemi. Görüyor şimdi Müslümanlar. Başlarındaki devlet başkanları birer Yahudi uşağı. Müslümanlar bunu görüyor, eğer görebiliyorlarsa. Başlarındaki hükümetler birer Yahudi uşağı. Bunları görüyor. Şimdi bu hadise çıplak bir şekilde gösterdi. Hala da görmüyorsa o ahman tekidir zaten. Görmesin o bu saatten sonra da. Ve bütün Müslüman ülkelerin başındaki yöneticiler, hükümetler ne yazık ki Yahudi ve Hristiyanların seçtiği, seçtirdiği ve Yahudi ve Hristiyanların payandası olan kimseler. Payandası olan kimseler. E şimdi bu şartlar altında Müslümanlara şu düşüyor. Kahrolsun İsrail. Hadi gidelim İsrail konsolosluğunun önünde bağıralım. Hadi yürüyüş yapalım kahrolsun İsrail diyerekten. Sonra gidelim eve rahat edelim. Vicdanımız rahat. Ne oldu? Bugün kaç kişi yürüdük? Kahrolsun İsrail dedik. Bir de ne dedik? Ya hiç olmazsa bir karınca gibi ol. Git ondan sonra Firavun'un ateşini söndürmek için uğraş. Müslümanlar karıncalığı kendisine layık görmüş. Müslümanlar cihadı kendisine layık görmüyor. Müslümanlar mücadele etmeyi kendisine layık görmüyor. Müslümanlar, çok özür dilerim, benzetmek çok ağır ama hani Musa'nın kavmi savaşacaktı Musa aleyhisselam. Kavmi ne dedi? Ya Musa, sen Allah'ınla beraber git savaş dedi. Kim savaştı sonra? Davud savaştı. Biz Müslümanlar bu hale geldik şimdi. Yani Mehdi çıksa diyeceğiz ki biz Mehdi'ye, ey Mehdi, evet senin Mehdiliğini kabul ettik ama sen git Rabbinle beraber bu kafirlerle savaş. Biz savaşıcı değiliz. Zaten cihat ayetlerinde biz sulandırdık ya. Bize yıllar yıllar öncesinden demediler mi? Yani eskisi gibi cihat olmaz artık. Cihat öyle değil, cihat böyle. Öyle cihat değil, böyle. Kıtal değil, öldürmek değil, böyle. Bunları anlatmadılar mı bize? Anlattılar. Kim anlattı? İlahiyat profesörleri anlattılar. İlahiyat profesörleri bize ne anlattılar televizyonlarda Ramazan'dan Ramazan'a?
Dediler ki, bahsetmediler, soru soran olursa şunları dediler. Dediler ki, bu cihat ayetleri o zaman için geçerliydi. Şimdi cihat eline kılıcını alıp gidip savaşmak değil. Ya? Ya ne? Öyle anlaşılmaması lazım. Nasıl anlaşılacak? Ne anlayacak şimdi Filistin'de bombaların altında duran kimse? Ne anlayacak cihattan şimdi? Siz şimdi cihattan ne anlayacaksınız? Birisi gelip sizin vatanınızı işgal etmeye kalkarsa siz cihattan ne anlayacaksınız? Bütün uçak gemileri Akdeniz'e geliyor. Akdeniz'e gelirken o uçak gemilerindeki 80'ler 70'er tane uçak gemileri var. O uçakları var gemilerin üzerinde. O uçaklar bir gece ansızın senin büyük şehirlerini ve ekonomik merkezlerini bombalasa ne diyeceksin? O Diyanet'te cihat böyle değil diyen hocaları kazıya mı tutturacaksın? Yoksa cihat ayetlerini bize böyle anlatmaya çalışanla evet ya biz bu bombalara gül mü atalım diyeceğiz? Ama ümmeti Muhammed'i bu noktaya getirdiler. Ve ümmeti Muhammed cihat sözünü duymak istemiyor şimdi. Cihattan bahseden bir kimse radikal Müslüman. Cihattan bahseden bir Müslüman ABD düşmanı oluyor. Avrupa Birliği düşmanı oluyor. Cihattan bahseden bir Müslüman radikal Müslüman oluyor. O radikalizmi savunuyor. Cihattan bahseden bir Müslüman tukaka ilan ediliyor. Bir mürşit, bir şeyh cihattan bahsetmemeli. Bir şeyh cihattan bahsederse o şeyh olmuyor. Bir mürşit cihattan bahsederse o mürşit kabul edilmiyor. Neden? Çünkü İngiliz bozması, Mossad yosması, ABD çizmesini, İsrail çizmesini kendisine uygun gören şeyh bozuntusu, mürşit bozuntusu, hoca bozuntusu, alim bozuntusu, siyaset bozuntusu, bürokrat bozuntusunun hepsini de rahatsız ediyor bu. Ben böyle konuşunca bizim arkadaşların bir kısmı da rahatsız oluyor. Neden? Rahatsız oluyorlar. Çünkü dolabınızdaki yemeklerden vazgeçmeyi şimdiden göze alamıyorsunuz. Lüks hayatınızdan vazgeçmeyi göze alamıyorsunuz. Makamınızdan, mevkinizden, görüntünüzden, şatafatınızdan, şimdiden vazgeçemiyorsunuz. Fikirsel olarak bile vazgeçemiyorsunuz. Cihat ayetleri hoşumuza gitmiyor. Hristiyanları ve Yahudileri dost tutmamak hoşumuza gitmiyor. Tabii batıda kıçını açmak moda oldu mu biz de açacağız. Amerika'da eşcinsellerin kodları cezaevinde kıçlarından aşağıda dolaştığı zaman eşcinsel. Aynı modaya anında biz Türkiye'ye getiriyoruz. Kıçından aşağı kot pantolon giyiyoruz. Dervişimiz de giyiyor, şeyhimiz de giyiyor. Bilmiyor nereden geldiğini. Hani diyor ya kertenkele deliğine, kertenkele tersten girse biz de tersten gireceğiz. Tersten. Hani kertenkele deliğine girmek değil, tersten. Tersten girmek daha zor çünkü. Onun üzerinde pulları var ya, pullar. Yani bir balığı tersten bir yere sokmak, pullarından dolayı sokamazsınız. Zor, o zoru başaracağız diye uğraşıyoruz. Nasıl batılıları dost ettik kendimize? Hani nerede demokrat batılılar? Hangi nerede sizin Avrupa Birliği'ne girmek için mücadele ettiğiniz, Hani erdemlerin, hikmetlerin, insanlığın, hukukun, merhametin, her şeyin sahibi Batı nerede? E boşuna demedi milli şair. Tek dişi kalmış canavar diye. Canavar çünkü.
Canavar. Her gün çocuklar ölüyor. Onların öldürdükleri yeni değil. Afrika'da açlıktan öldürdüler. Afganistan'da bombalarla öldürdüler. Irak'ta bombalarla öldürdüler. Suriye'de bombalarla öldürdüler. Libya'da bombalarla öldürdüler. Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O hadis-i şerife muhalefet olsun diye Yemen'i bomba altında tutuyorlar. Nerede kaldı cihat anlayışı? Yok. Hani Batı çok güzeldi ama Allah ümmeti Muhammed'e ders veriyor. Ey ümmeti Muhammed, siz Batı 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 dediniz, işte Batı'nın gerçek yüzü bu. Siz hala da Batı'nın peşinde kuyruk olacaksanız buyurun kuyruk olun dedi. Şimdi Batı'da işler daha da zorlaşacak. Neden? Yasaklayacaklar orada. Almanya Diyanet'in camilerini kapatmayı düşünüyor. Evet. Yıllardan beri diyorum ya. Yani orada onlar gerçek yüzünü göstersin oradakinlere. Evet, görsünler. Ve bu iş daha da ağırlaşacak. Sakın hafifleyecek diye düşünmeyin. Son zamanlarda hep diyorum ya, yıl yılı aratacak, yıl yılı aratacak diye. Evet, daha da zorlaşacak. Bu daha da zorlaşacak. Fütursuz bir şekilde bombalayacaklar. Fütursuz bir şekilde. Yerle yeksan edecekler her yeri. Baş kaldıranı da bombalayacaklar. Birisi baş kaldırmaya kalkarsa onu da bombalayacaklar. Zaten ikaz ateşini yaptılar, bir tane siyahıyı düşürdüler. Tabii ikaz ateşi o. Yarın öbür gün yanlışlıkla bir tane de gemi batırır onlar. Daha önce batırdılar çünkü. Sen susarsın. Daha önce askerlerin başına çuval geçirdikleri gibi. Sonra yanlışlık oldu derler. Yanlışlık değildir onların hiçbirisi de. Ha siyahınızı vurduk, özür dileriz. Yanlışlık değil o. O yanlışlık değil. İkaz ateşi onlar. Onların hepsi ikaz ateşi. Sen siyahı indiren uçağı indirirsen o zaman ikaz ateşine cevap vermiş olursun. Siyahı indireni sen indiremediysen ikaz ateşini aldın, kabul ettin. O işin Türkçesi bu. Diyorlar ki buraya dokunmayacaksınız. Evet. Şimdi kıymetli kardeşler, sizi ümitsizliğe sevk etmek istemiyorum. Yahudileri ve Hristiyanları dost tutmayın demiş Cenab-ı Hak. İman edenler birbirlerinin kardeşidir demiş. Biz bunu gerçekleştiremediğimiz müddetçe kafirlerin elinde oyuncak olmaktan çıkıp her an namusumuzu, şerefimizi, kanımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu onların elinde ne yazık ki kanlarının dökülmesine sebep oluruz. Sakın kendi kendinizi şöyle düşünmeyin. Türkiye çok güçlü. Onlarla mücadele eder. Evet, çok güçlü bölgede. Ama bir uçağını dahi kaldırtmayabilir senin. Evet. Ben günlerdir yazıyorum. Samimi misiniz? Evet. Bırakın yürüyüş yapmayı. Kaleciyi kapatın Malatya'daki. Bırakın yürüyüş yapmayı. İncirli'yi kapatın. Bırakın yürüyüş yapmayı. Türkiye'de ne kadar Batı'nın üssü varsa bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakar. Hepsini kapat, sınır dışı et. Çok basit. Mücadele mi edeceksin? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ne kadar Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, Mossad, CIA,
İngiliz'in M16'sı, Almanya'nın, ne kadar Avrupalıların MİT'te. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. Maliye Bakanlığı'nda. Merkez Bankası'nda. Ne kadar elemanları ve büroları varsa Cumhurbaşkanlığı'nın bir tek kararnamesine bakar. Kapatın. Kapatın. Açık, net söylüyorum. Haykırıyorum. Alın bu ses cihazımı, istediğiniz yere gönderin. Allah'tan başka korkum yok. MİT'te, dışişlerinde, içişlerinde, Maliye Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ticaretle olan bölümlerde ne kadar batı ve batı yanlısı büro var ise, oradaki elemanlar var ise, hepsini kapat, hepsini sınır dışı et. Ülkeniz o zaman tam bağımsız bir ülke olacak. Net söylüyorum bakın. Evet, net söylüyorum. Batı'nın ne kadar bilinen bilinmeyen üsleri var ise, seyyarlar dahil. Seyyarlar dahil. Hepsini kapatın, sınır dışı edin. Yürümemize gerek yok. Kahrolsun İsrail dememize gerek yok. Oyalanmayalım. Aldatılmayalım. Aldatılmayalım, oyalanmayalım. Boşuna nefes tüketmeyelim. Boşuna enerji tüketmeyelim. Kapattık deyin. Deyin ki gönüllü bir Mehdi ordusu kuruyoruz. Evet. Ne para veririm, ne pul veririm, ne silah veririm. Gönüllü bir Mehdi ordusu. Gelin, ey Müslümanlar, zengin Müslümanlar, kahrolsun İsrail deme. O gönüllü Mehdi ordusunu donat. Hadi. Hadi. Yap. Hatta Türkiye'de kurma. Suriye'nin içinde kur. Türkiye'de kurma, Suriye'nin içinde kur. Var ya orada bölge. Haydi gönüllü Mehdi ordusu. Haydi. Evet. O gönüllü Mehdi ordusunun adını duyacaklar. Adını duyacak. Hepsi de tiril tiril titreyecek. Hepsi tiril tiril titreyecek. Çünkü öyle bir ordunun korkusu 1000 kilometre öteden hissedilir. İmanla dolu çünkü hepsi de. Hani Hazreti Peygamber dedi ya, daha öncekinlere verilmeyen bir şey, 5 şey verildi bana dedi. Birisine korku. Dedi ki benim korkum 1000 kilometre ötedeki kimseye ulaşır dedi. Kafir için. Evet. Müminin korkusu, müminden korkmak, gerçek bir müminse 1000 kilometre ötedeki korkar ondan. Bakın, gönüllü bir Mehdi ordusu. Gönüllü Mehdi ordusu. Kurun. Deyin ki kurduk. Nasıl siz kuruyorsunuz ya, dayıştı, mayıştı, kayıştı. Hepsinin eline silah da veriyorsunuz. Hepsini Müslümanmış gibi gösteriyorsunuz. İsrail'e bir tane bomba atan yok, İsrail'e bir tane sızıntı yok. Ne yapıyor? Müslümanlar öldürüyorlar. Kurmuş oldukları bütün örgütler Müslümanları öldürüyor. Ha benim bu lafımı duyduktan sonra, ha bu Yahudiler giderler bir de Mehdi ordusu kurarlar ha. Takip ediyorlar ya beni. Elemanları takip ediyor. Kendimi methetmek için söylemiyorum. Elemanları takip ediyor. Nerede bir ses var onu takip ediyorlar. Siz zannediyorsunuz ki takip etmiyorlar. Takip ediyorlar.
Evet. Nerede böyle onlar için çatlak ses var, takip ediyorlar. Ama ben onların istediği bir şeyh değilim. Ben sevelim, sevilelim, yiyelim, içelim, aşk edelim, meşk edelim, geçelim. Bu hadislerle amel edilmez, sahih değil. Bu ayet-i kerimeler Allah'ın kelamı değildir. O yüzden atalım kenara. Fransız abi demiş ya, bu cihat ayetlerini atalım. Evet, cihat ayetlerini de atalım. O zaman bir numara şeyh olursun. Ondan sonra ne? Allah Adem'i topraktan yaratmış. Ya millet kimya okuyor, fizik okuyor, biyoloji okuyor. Bu olacak iş mi? Onu da değiştirelim. Gidelim merkezi Londra'da olan, onun Londra'da olan Uluslararası Mevlana Derneği'ne de gidelim, kuyruk olalım orada. O zaman iyi olursun. Allah bizi affetsin. Amin. Kısacası dostlar, bu hamur daha çok su götürür. Derdim şu, böyle hani muhakkak insanlar yürüyecekler, yürüyüş yapacaklar, pankart taşıyacaklar, döviz taşıyacaklar. Böyle kendilerini tatmin edecekler. Evet, kendilerini tatmin etmeye devam edecekler. Böylece ülkedeki Müslümanların gazı alınacak. Yani ülkedeki Müslümanların gazı alınaraktan hiç kimse yukarı hesap soramayacak. Neden daha ileri işler yapmıyorsunuz diye. Yürüyün. Süleyman Demirel'in dediği gibi. Yürümekle yollar eskimez. Ayakkabılarınız eskir, başka bir şey olmaz. Karınız o olur. Karınız o olur. Ayakkabılarınız eskir. Kendi kendinize. Yollar eskimez. Yürümekle de yollar da bitmez. O yüzden Müslümanlar yürüyerekten aldanmaya devam edecekler. Açıklamalar, ondan sonra kahrolsun sözler, telin etme, lanetleme, bunlarla devam edecekler. Ve o pis İsrail, o katil İsrail, o lanetlenmiş Yahudi milleti adım 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 bütün dünyada isteklerini yerine getirecek. Ve Nil Fırat arası ya onların arzu mevdudu. Kısa, küçük onların arzu mevdudu Nil ile Fırat arasında. Biz arzu mevdudumuzu kaybettik. Ta ileriden 5000 yıl öncesinden Türklere vaat edilmiş olan topraklar bütün arz. Tanrı Türklere dedi ki, bütün arzda adalet tesis olunca kadar arz senindir dedi. Türkler Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifiyle karşılaştılar. Arz la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Biz hem Türk ırkı olarak ırkımızın ta 7000 yıl önce, 10.000 yıl önce, 15.000 yıl önce töresini unuttuk. Hem de İslam olunca, Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisini unuttuk. Böyle olunca da biz ne yazık ki denizin üstünde köpük misali olduk. Biz de böldüler, parçaladılar. Bizi de böldüler, parçaladılar. Bakın Türkiye Cumhuriyetlerine bakın. Hepsi de ayrı bir devlet oldu, değil mi? Onları bir daha bölecekler şimdi. Türkiye'yi de bölecekler. Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir bir daha bölünecek bunlar. Çünkü bu kadar büyük topraklara sahip olmak, bu kadar geniş nüfusa sahip olmak batılı dostlarınızın hoşuna gitmiyor. Bir gün uyanırsınız, batılı dostlarınızın başına dert açarsınız. O yüzden Türkiye en az üçe bölünmeli. Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan,
Bunların hepsi de bölünmeli. Bak böldü. Ne diyoruz şimdi Çin'deki yere? Doğu Türkistan diyoruz, değil mi? Ama Doğu Türkistan, Çin onu Doğu Türkistan'ı kabul ediyor mu? Etmiyor. Konuşabiliyor mu insanlar orayla alakalı? Konuşamıyor. Aklına geliyor mu? Gelmiyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Kimse Doğu Türkistan'da zulüm var diyemiyor. Soykırım var diyemiyor. Hatta ne yapıyorlar? Dünya Alimler Birliği'nin başkanını alıyor götürüyor Çin, yediriyor, içiriyor, gezdiriyor. O da diyor ki Doğu Türkistan'da bir soykırım yok, Doğu Türkistan'da bir sıkıntı yok. O diyor sıkıntı çıkaranlar terörle alakalı. Terörist gruplar var diyor. Yasar Arafat'ın yerine bakan neydi o? Abbas. Abbas'ı da götürüyorlar. Orayı gezdiriyor. O da açıklama yapıyor. Doğu Türkistan'da bir sıkıntı yok diyor. Şimdi Abbas ne yapıyor? Hamas yıkılsın diye bakıyor, değil mi? Sustu deme ilk önce. Hamas yıkılsın diye. Bu hale geldi ümmet. Daha ileri içimize bakın. Baba oğulla anlaşamıyor. Kaynana gelinle anlaşamıyor. Bize normal geliyor bunlar. Evlatlar anne babayla anlaşamıyor. Kardeşler birbiriyle anlaşamıyor. Bize bunlar normal geliyor. Demiyoruz ki biz. Burada şeytanın fitnesi var. Demiyoruz ki biz. Burada cehalet var. Demiyoruz ki biz. Burada bir yanlış giden bir şey var ya. Bir çocuk anne babayla arasını bozar mı? Bir çocuk anne babasına isyan eder mi? Bir kaynana gelinini ezer zulmeder mi? Kardeş kardeşe hainlik yapar. Kardeş kardeşi ezer mi? Kendi aramızda dahi fitne var bizim. Dervişlerin arasında bile fitne var. O onu sevmiyor. O onun karesinde değil. O ondan uzak durmalı. Kim ki o? O mu çavuşluk yapacak? Kim ki o? O mu zakirlik yapacak? Kim ki o? Ha ona ki kim vermiş o makamı ki ona? O mu şeyhlik yapacak? Kim ki o ya? Kendi içimizde baktığımızda. Var mı? Var. Şeytan işini yapıyor. Müslümanlar işini yapmıyor. Heva heves işini yapıyor. Müslümanlar yapmıyor. Deccal işini yapıyor. Müslümanları birbirinden ayırmış, parakende eylemiş, herkes birbirine düşman etmiş. Daha biz Deccal bekliyoruz ama. Deccal kol geziyor içimizde. Biz Deccal bekliyoruz. Deccal kol geziyor halbuki. Hani diyor ya hadis-i şerifte, onun ateş gösterdiği yer sudur, su gösterdiği yer ateştir diye. Bize su gösteriyor, ateş. Ama aslında ne? Aslında normalde ateş bize su gösteriyor. Ve biz o sudan içiyoruz. Aslında ateş içiyoruz. Kur'an böyle diyorsun, kabul etmiyor. Sünnet böyle diyorsun, kabul etmiyor. İmamların içtihadı böyle diyorsun, kabul etmiyor. Deccal oturmuş yüreğinin içine onun. Haramı ona güzel gösteriyor. Heva hevesi ona güzel gösteriyor. Oy, batılı olmak onun için modern olmak. Batının bütün her şeyini almak modern olmak. Başardılar. Deccal başardı bunu. Biz batının neyi varsa, ne kadar pisliği varsa aldık kendimize ölçü edindik. Deccal bunu bize güzel gösterdi.
bizdenmiş gibi görünenlerle bunu işledik. Deccal bunu bize güzel gösterdi. Şimdi birisi, herhangi birisi, bakın sülalenizde, ailenizde, akrabalarınızda, evinizde, kendi evlerinizde. Kur'an, sünnet bu deyin, yabancısınız. Yabancısınız, yabancı. Aile reisleri olarak deyin ki bu evde Kur'an, sünnet geçecek. Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum bu evde deyin. Evde düzeniniz bozulacak. Rahatınız bozulacak. Rahatınız bozulacak. Deyin ki kızınıza, oğlunuza Kur'an, sünnet neyi emrediyorsa öyle hareket ederim. Seni de öyle evlendiririm. Sana da böyle davranırım de. Bak gör. Düşman evinin içinde. Düşman evinin içinde, başka yerde değil. O hale geldik. O hale geldik. Açık konuşuyorum. O hale geldik. Kur'an ve sünnet nefislerimize ağır geliyor. Kur'an ve sünnet nefislerimize ağır geliyor. Kur'an ve sünneti yaşamaktan uzağız. Çıkacağız elimize bir tane döviz, kahrolsun İsrail diyeceğiz. İçimizdeki İsrail'i yok edemedikten sonra, gönlümüzdeki İsrail'i yok edemedikten sonra, sen istediğin kadar kahrolsun İsrail'de. Sen gönlündeki Firavun'a su taşıdığın müddetçe, gönlündeki Firavun'u beslediğin müddetçe, sen git dışarıdaki Firavun'la uğraşacağım diye uğraş. Allah bizi affeylesin. Rabbim cümlemizi hidayet nuruyla nurlandırsın. Amin. Cümlemize hidayet nurunu gönlümüze nakşeylesin. Amin. Cümlemize hakikati göstersin. Amin. Cümlemize hakikati yaşatsın. Amin. Cümlemizi feraset nuruyla nurlandırsın. Amin. Cümlemizi bu konuda Cenab-ı Hak bizleri ayıktırsın. Misafirler de bana haklarını helal etsinler. Onlara iki kelam bir şey diyemedim. İnşallah dersten sonra da misafirlerimiz de siz de iki kelam inşallah etsinler. Üç İhlas, bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, asıl olan sevabı evvela bizzat fayr kainat sev mevcudat. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Adem aleyhisselamın ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberi zişan eskülü efendilerin onlarına. Ciğer yarı güzün Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Faruk, Osman, Zülen, Ali, Murtaza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 70 kişi vardı Hazretlerin. Ashab-ı kiramın, İlbeyt'in, Valide'nin, Muhterem annelerimizin. İmamımız İmam-ı Azam, Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eşari, İmam-ı Buhari, İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Müslim, İmam-ı Davud, İmam-ı Yomeyn Hazretlerin onlarına. Ayrı ayrı diledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Şefaat ve iz bereket ümmetlerin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas, bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, asıl olan sevabı pirimiz Feyyid Abdülkadir Geylani Ahmet Erfai Ahmet el-Bedevi İbrahim Duzuki Şeyh Ebu'l-Hasan'ın Şazeli Şahın Akşemendi Muhammed Bahattin Kadasallahu Sallahu Şam Evlana Celaleddin Rumi Hacı Bektaş Veli Vacı Bayram Veli Beysel Karani Mahmut Hüdayi Halveti Celveti Uşaki Sümbü Sübbele Verdi Köre Verdi Aslani Şeyh Muhittin Arabi Kuddüsü Baba Eşref Olur Rumu Daistani Mehmet Muhittin Hütahı Hazretleri Niyazi Mısır Hazretleri Karbaşı Veli Hazretleri Piri Pirin Efendilerimizin ruhundan ayrı ayrı edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Şefaat ve iz bereket ümmetlerin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas, bir Fatiha-i Şerife.
amin. Ya Rabbi Asulullah sahabı Büyük Efendimiz Abdurrahim Tan Tabi Abdurrahim Neşavi El-Hafız Hacı Bekir Baba'nın Şehli Efendi'nin Çorumlu Mustafa Efendi'nin Antepli Al Baba'nın Nevşehli Hacı Abdullah Baba Hazretleri'nin Ruhanet Kuseylerine Hasreten Şeyh'in Üstadımız Canımız Cananımız Manevi Babamız Bayındır Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin Ruhanet Kuseylerine Edirdik Vasıl eyle Ya Rabbi Cedd ve Cedde'den ruhlarını edirdik Vasıl eyle Ya Rabbi amin. Kapaşi dergahının bütün geçmişlerin ruhlarına Kaçuni dergahının bütün geçmişlerin ruhlarına Şu anda burada bulunan bulmayan kardeşlerimizin Ruhanetlerine Turuk ailemizden akrabay talikatımızdan bütün geçen evliya ve ehli iman ruhlarına yaşayanların ruhaniyetlerine büyüklerimiz şefaat feyiz ve bereket nimetlerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahilazimelkerim. Ellezi la ilahe illahu. El hayyul kayyuma ve etubileyye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yuhittebabine ve yuhubbi mutatahirin. Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Ya Malikel Mülkül Kadim 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 Estağfirullah el-Azim Estağfirullah aman ya Rabbi Min küllü zemmin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi Min küllü zemmin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi Min küllü zembin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi Min küllü zembin tövbe ya Rabbi Estağfirullah tübtü ilallah Velheytü kalbi an masiballah Estağfirullah tübtü ilallah Velheytü kalbi an ma sivallah Estağfirullah tübtü ilallah Velheytü kalbi an ma sivallah Estağfirullah tübtü ilallah Velheytü kalbi an ma sivallah Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah 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 Ya Subhan, Ya Sultan, 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 Ya Allah
Ya Hennan ya Mennan ya Allah. 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 Ya Deyyan ya Burhan 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 ya Allah. Ya Settar ya Gaffar 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 ya Allah. Ya Rabbi, Settar ismi şerifine inanıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in hatalarını, kusurlarını, günahlarını setreyle ya Rabbi. Amin. Gaffar ismi şerifine inanıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in hatalarını, kusurlarını, günahlarını affu mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme melekete yusallin alin nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyum ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftar-ı zikir fâlemennâhu. La Fatiha ma salavat Allahümme salli ala.
seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah. Amin. Ecmeyin. Neştir?